Çok zengin bir adam varmış. Bir gün küçük bir tatil kasabasında tatilini yapıyormuş. Sabah kalkmış deniz kıyısında öyle güzel güzel güneşlenirken birden bakmış uzaktan bir motor sesi. Bir bakmış bir balıkçı şarkılar, türküler söyleyerek evine dönüyor. Adam şöyle bir el etmiş, işaret etmiş balıkçıya gel yanıma diye. Balıkçı kıyıya yanaşmış. Sandalında epey bir miktarda balık var. Zengin demiş ki nereye gidiyorsun sen balıkçı demiş. Balıkçı dönmüş demiş ki efendim demiş ben demiş yeterince balık tuttum. Şimdi evime dönüyorum demiş. Onları götüreceğim. Bir kısmını demiş satacağım. Bir kısmını ailece hep birlikte yiyeceğiz. Ondan sonra demiş çocuklarla demiş güle oynaya şarkılar söyleyerek eğleneceğiz. Ay ne tatlı. Zengin bir sinirlenmiş. Sen demiş balıkçıya dönüp ne tembel bir adamsın be demiş. Bu kadar balık olur mu? Akşama kadar daha çok balık tutacaksın. Evine bu saatte demiş bu kadar erken dönemezsin sen demiş. Daha çok balık tutup daha geç saatlere kadar çalışacaksın. Sonra gideceksin o balıkları satacaksın. Sonra balık işleme fabrikaları kuracaksın. Dünya pazarına açılacaksın. Yanında binlerce kişi çalışacak. Çok 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 zengin olacaksın. Sonra da emekliye ayırıp kendini, yanındaki müdürlerinden birini şirketin başına geçirerek küçük bir tatil kasabasına gideceksin. Orada küçük bir balıkçı motoru alacaksın. Kendine balık tutarak ailenle neşeli, eğlenceli şarkılar söyleyip gülüp oynayacaksın demiş. Balıkçı şöyle bir dönmüş adama. E peki beyim ben şimdi ne yapıyorum demiş. Şarkılar, türküler söyleyerek yoluna devam etmiş. Ay ne güzel bir hikaye. Dur daha kıssadan hissesi var. Demem o ki çocuklar, benim hayatım çok monoton. Para kazan, çalış daha kazan, daha daha kazan, daha çok kazan. Halbuki şu Neriman Hanım'a bakıyorum da ne kadar renkli bir hayatı var. Tıpkı o balıkçı gibi. Büyük bir ihtimalle öbür tarafa gittiğimizde o hayatı yaşamış olarak gidecek. Bense giderken paraları götüremeyeceğim. Gerçekten de öyle. Ben en iyisi şarkılar, türküler söyleyerek uzaklaşayım. Of of, ada sahillerinde bekliyorum. Ay, Ece sen bugün ne kadar neşelisin böyle. Sadece bugün değil, son günlerde her gün, her dakika, her saniye neşeliyim. Neden peki? Şu apartman yöneticisi seçimi olayı yüzünden. Ha, anladım. Seni yönetici seçecekler, o yüzden böyle neşelisin. Yok, beni seçseler bile kabul etmem ki. Ha, ama sen söyledin apartman yöneticisi seçimleri yüzünden neşeliyim diye. Evet ama benimle ilgisi yok. Annem bütün vaktini bu konuya ayırdığı için artık benimle ilgilenmiyor. Hatta bugün Sinem yolcu etmeye bile gelmedi. Yazık, unutmuştur o. En iyisi ben gideyim hatırlatayım. Ha. Otur oturduğun yere. Yıllardır bunu unutması için dua ediyorum. Hatırlatanı vururum. Korktum. Ada sahillerinde bekliyorum. Yani kıssadan hisse Hayru Nisa Hanım dedi ki bu hayatta insan kendine bir sürü hayal, bir sürü hedef koyarak yaşadığı günleri zevksiz hale getirmemeli. Evet, ne demiş bir büyük? Yaşadığın her günü bu dünyadaki son günün olarak gör demiş. Vay be. Kim demiş? Bir büyük. Yani kim olduğunu bilmiyorum ama böyle bir laf ettiğine göre herhalde büyük adamdır ha. Gerçi ben bizim bu Sacit abi var ya köfteci ben ondan duydum ama o söylemiş olamaz. Çünkü o şey küçük sıska buralarda böyle. Peki biz bundan ne hisse çıkaracağız? Balım şu hisseyi çıkaracağız. Eğer bugün dünyadaki son gününse, onu aslanlar gibi değerlendirmelisin. Aslanlar nasıl değerlendirir? Bebeğim. İnsan sevdiğiyle birlikte son gününde ne yapar? Ne yapar? Yemek yer. Tamam, yediler yemeği, bitti. Sonra ne yapar? Tatlı yer. Yahu yediler tatlıyı matlıyı niye karıştırıyorsun? Kalktılar masadan Allah Allah. Hani ye tatlıyı götür atlıyı derler ya hani öyle düşün. Ne yaparlar? At yarışı mı oynarlar? Ne?
Ne at yarışı kızım? At yarışı nereden çıktı ya? Ne bileyim, getir atlıyı falan dedin ya. Yahu ben sana Tamam. Tamam bak, at yarışı da oynadılar, piyango bileti de aldılar. Geçtik onları, sorma, tamam mı? Tamam. Sonra ne yaparlar? Sonra ne yaparlar? Ya böyle sahile falan çıkar, dondurma yerler. Yahu daha yeni kalktılar yemek masasından. Sırf mide mi bunlar be? Habire bir şey zıkkımlanıyorlar. Ya bu onların son günleri değil mi işte? Kilo alma dertleri olmadan habire yemek yiyecekler, ne var? Tamam, tamam kızım bak, neyse, tamam peki, tamam. Yediler, içtiler, her şeyi yediler. Bitti, bitti. Tamam. Eve geldiler. Ne yaparlar? Eve geldiler. DVD player'a bir film koyup izlerler. DVD player'ları yok, durumları yok, yok o. O zaman televizyonda bir film bulup izlerler. Televizyonları da yok. Aa, o yok, bu yok. Nasıl bir hayat bu böyle ya? Bu kız cihizde olan ölsünler daha iyi. Kızı bilmem ama. Çocuğa ramak kaldı. Bak tamam, bir de şöyle deneyeyim. Açık net konuşuyorum. Allah gecinden versin, son günümüz. Tamam. Aklına gelebilecek her şeyi yaptık. Yedik, içtik, eğlendik. Eve geldik artık. Eve kitle, gel. Tamam, kitle kapıyı. Yatağa girdik. Ne dersin? Takaş tukaş. İyi geceler de. İyi geceler. Peki canım. İyi geceler. Peki. Yani kısacası kadın hayatının monotonluğundan sıkılmış he? Aynen öyle. Abi hayatlarımızı değiştirelim o kadınla. Senin hayatın monoton değil mi Maksut abi? Yok be abi. Bütün gün kapıya gelen alacaklarla çeşit çeşit tiyatro yapıyorum. Maksut abi, bu tür eğlenceler Hayri Nisa Hanım'ı kesmez. Ben ne diyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Bizimkileri ikna edelim, toplayalım, Adil Usta'nın yerinde iftar düzenleyelim. Sen de Hayri Nisa Hanım'ı çağır. Bu neye yarayacak? Canım değişiklik olur kadına işte. Eski Ramazan eğlenceleri gibi. Babam Medda, sen de ben Hacı Vat Karagöz gibiyiz. Nalan ayrı bir eğlence. Annem de bir dudağı yerde bir dudağı gökte bul yabani. Bana bak, iyi bir fikir bu ha. Hayri Nisa Hanım'a da hoş bir değişiklik olur bence. Bir de tuzsuz Deli Bekir'e ihtiyaç var mı abi? Niye? Bari akşam yemeğini beleşe getireyim. Az değilsin ha. Selam millet. Selam Leyla abi. O elindeki ne dur la? Kitap. Ben de travmaz sanmıştım hani. Salakana. Kitap ve sen ne alaka diyor. Çünkü kitap ve sen su aygırı ve kelebek kadar ayrı şeylerdir. Cahil. Bakın. Bakın abilerim. Bu elimde görmüş olduğunuz kitap bir psikoloji kitabı. Bu kitap sayesinde Tankut abimizin sorunlarını kökünden halledeceğiz. Kendisi dövmek kelimesini lügatından kaldıracak. Yani bir çeşit tedavi yapacağız. Nasıl? Sen bana hasta mı diyorsun yani? Yok abicim, bu senin bildiğin hastalıklardan değil. Abi, vallahi billahi. Abi kurtarsanıza beni ya. Biz de kurtaracağız oğlum. Elimdeki kitap kurtarsın seni. Abi, ben bunu döverim. Kalkan. İzah edeyim, izah edeyim. Bak, psikolojide ilk kural oturup konuşmaktır. Yok ya. Ulan gebertirim lan seni. Abi. Ne? Gördünüz mü psikoloji nasıl işe yaradı? İyi misin? Selam hayatım. Selam. Merhaba Nalan. Merhaba. İyi ki erken geldin. Ya iş yeri çok keyifsizdi bugün. Bizim Hayri Nisa Hanım'ın hiç tadı yok. Ben de erkenden kaçtım. Aa, bir şeker alsaydınız. Vermişim. Ay. Demeseydim keşke. Çok kötü bir espri oldu. Gerçekten espri bile denemez, kabul. Tamam Nalan, geçti. Oh Ece, iyi ki susturdun, gitgide batıyordum yani. Ya Nalan'ı bizim iş yerine götürsem diyorum. Şebo ile ne güzel böyle stereo olurlar ha. Senin de ondan aşağı kalır yanın yok canım. Neyse, biz Metin'le bir karar aldık. Şöyle Adil Usta'nın yerinde iftar yemeği vermeyi planlıyoruz. Kesinlikle çok eğlenceli olur. Yani düşünsenize Hayri Nisa Hanım'ı da götürürüz. O da biraz eğlenmiş olur ha? Güzel fikir. Ama telefon edip konuşman lazım. Bu kadar kalabalığa yer bulamayabiliriz. Onu biz de biliyoruz. Aradık 20-30 kişilik rezervasyon yaptırdık bile. O
Nala, düğün değil iftar. Hazırlanmana gerek yok. Ha, o zaman ben gideyim, hazırlanmayayım. Bay bay. Yazık. O zaman ben de gideyim, anneme haber vereyim.